Özellikle şimdi şey çok önemli. Dizi dediğiniz şey senaryoya çok bağlı. Şimdi Payitaht dizisini normal bir dizi gibi görmemek lazım. Bir belgesel gibi bakmak lazım. Bir sinema filmi gibi bakmak lazım. Çünkü çok detaylı ele alınıyor. Ama bazı diziler yazılıyor şey senaryo. Sabah geliyor, öğlen çekiyorsunuz. Olmadı güzel çekiyorsunuz. Olmadı güzel çekiyorsunuz. Yani basit kalıyor. Payitaht'ta oynamak bir tiyatroda oyuncu oynamak kadar keyifli bizim için. Yani Tokat çok güzel yapmış. Bir kere hani biz yolda da konuştuk Tayfun abimizle. İstanbul'da Kocaeli'de daha çok İstanbul'a örnek verebilirim bunun için ama o kadar binalar iç içe uzağa baktığınız zaman uzağa göremiyorsunuz. Bir binayı görüyorsunuz. Burada Sivas Havaalanı'na indik. Bunun havaalanı genişletiliyormuş. Sivas'tan buraya gelirken şöyle uzağa bir baktığınızda acayip uzakları görebiliyorsunuz. Yani bu çok güzel bir his. Tertemiz bir havası var. Yemekleri çok güzel. Bir de ben şeyi çok sevdim yani çok güzel bir belediye çalışması var. Çok güzel açık alanlar oluşturulmuş. Yani oturulacak park, bahçeler çok güzel. Yeşilin mantığısı çok güzel. Hani etkinlik alanları olarak çok fazla imkan var. Hani bu güzel değerli, çok beğendim. Çok elinize, emeğinize sağlık. Siz de sahip çıkıyorsunuz gördüğüm kadar. Pis değil. Hem de o platoyu bir gezinde mutlaka tanıdık birine rastlayacaksınızdır. Bülent Bey her gün orada, çünkü çok fazla çekim var. Hemen öğrendim orada. İşte Mahmut Paşa hemen öğrendim orada. Hakan Bey. Mutlaka gezinde. Ben ileride sinemayla, sanatla uğraşacak, televizyon dünyasında, grafik tasarımıyla uğraşacak arkadaşlara özellikle bu meslekleri çağın mesleği olduğunu hatırlatarak tavsiyede bulunuyorum. Bu biraz sabır gerektiriyor. Bu biraz inanç gerektiriyor. Hani yorulmadan durabilmek inanç gerektiriyor. Bu yüzden de yani hayata baktığım çok yeri oldu. Oğluyla olan ilişkisinde de hani gerçekten bazen babalığını bile terk ederek babalık duygusundan kurtularak bir komutan, bir müşir, Mareşal ünvanını ön plana çıkardığı anlar olmuş. Bir de o